Selam arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de Carrefour süpermarketine geldim. Fiyatlar sürekli değişiyor. Bu sene özellikle enflasyondan dolayı yeni bir market videosu yapmaya karar verdim. Bakalım fiyatlar nasıl? Hadi gelin girelim. Tamamen ihtiyacım olan şeyleri alacağım. Bir liste hazırladım. Artık bakalım ne kadar tutacak. Videonun sonunda göreceğiz. Evet, şimdi Carrefour'a girdik. Market alışverişi yapacağım. Bakalım fiyatlar nasıl? Evet, yoğurt aldık. İlk etapta şöyle 2,5 kiloluk. Evet, devam ediyoruz. Bu arada geçerken bazı ürünlerin fiyatlarını da şöyle göstereyim. Mesela tuvalet kağıdı 2 katlı 16 tane içinde varmış. Fiyatı 57,50'ymiş. Şöyle devam edelim. Burada içki reyonu var. Ha, yeşil zeytin. Yeşil zeytin. Şöyle bir bakalım ne var. Çok fazla bir çeşit göremedim. Çizikten bir tane alabilirim. Bunun fiyatı 23,90. Tabi Carrefour'sa kart olanlar için 19 küsürmüş. Bizde kart yok, o yüzden üstteki fiyattan ödeyeceğiz. Burada un var. Un gerekiyor bize. Tam buğday unu. 18,50. Bakalım. Bir tane şundan alabiliriz. Ha, şehriye orada mıydı acaba? Şehriye. Şehriye lazım. Şehriye bakalım. Ama tam buğday unu değil, normal un galiba almamız lazım. Çünkü kek yapacaklardı. Ha, annem de istemişti ama. Tam buğday şey değil yani bu. Kek kepekli un değil yani. Normal buğday yani. Kek yapabilir mi ama onun? Tabii, tabii. Tamam. Hadi bakalım. Kepeği çıkalım. Sodamız var mıydı? Alayım mı? Ne? Soda. Maden su. Herhalde kim içiyor? Beyhan içiyor. Beyhan içiyor. Bitmemişti. Çok tamam. Arttı. Kola alalım şuradan. Ha, bir tane kola alalım. Evet. 2,5 litre. Fiyatı 19 TL'ymiş. Şekersiz alayım mı altta? Ben içmiyorum oğlum. İçmezler lan şekersiz. Şeker, tadı şekerli ama yani şey öyle. O içenler bilir. Zero alalım, dur. Hadi bakalım, bir tane onu aldık. O da aynı fiyat. Şöyle bırakalım. Aldığımız ürünler bunlar şimdilik. Bir tane daha alalım. İki tane olsun. Hava çok sıcak. İçilir ya, çocuklar falan içiyorlar. İçiyor. Aynen. Bakalım. Su alalım, bak şurada su var. Öyle bir şey var mı listede? Ben yazmadım galiba. Yok. Limon, kabak, kabak. Yoksa kalsın. Kol şeker, sıvı yağ. Yok. Buradan şehriye alalım. Arpa şehriye mi? Şehriye mi? Onu yazmamışlar. Arpa şehriye olsun. Tamam. Bir tane daha, bir tane daha alayım. Tamam. Bir arpa şehriye, bir tel şehriye. Fiyatı 10 euro. Şey, 10 lira 70 kuruş. Süt reyonuna geldik. Buradan süt alacağız. Bayağı bir seçenek var. Pınar'ınkini alayım mı? Al. Pınar. Bu da 20 liraymış. Bir paket. Kabartma tozunu da bulduk. Beşli. Fiyatı 5 lira 95 kuruş. Şöyle aldık. Evet, devam edelim. Toz şeker, sıvı yağ. Toz şeker, sıvı yağ. Bakacağız, alacağız. Hepsini alacağız. Parayla değil, sırayla diyeceğim ama yok. İkisi de. Evet, bir de şöyle dörtlü bir bira almayı düşünüyoruz. Bu da 78 liraymış. Şöyle bir tane dörtlü Efes alalım. Aldım ben. Şöyle bıraktık. Şimdi biz tamamen ihtiyacımız olan ürünleri alıyoruz. Yani öyle artık ne kadar tutacak finalde göreceğiz. Siz artık kendinize aldığınız ürünlerden, hangisi aldığımız şeylerden bakıp bir fikir sahibi olabilirsiniz. Evet, cips almamız gerekiyor. Bakalım ne alalım. Lay's baharatlı. Şundan baharatlı. Şundan bir tane alalım. Bunun fiyatı ne kadarmış? 15 lira 45 kuruş. Bu tarafa bakalım. Bir tane de Ruffles alalım şöyle.
Bu da yine 15 lira 45 kuruşmuş. Bir tane rafos aldık. Şöyle bıraktım. Geçerken sabun bölümüne denk geldik. Şu mavi mi? Duru. Okey. 50 lira 70 sent. Pardon, kuruş. Söylerken sürekli şaşırıyorum. Ağız alışkanlığı. Bir tane de öyle. Bir tane de küçük şeyden alalım. El sabunu. Tamam. Ne alsak? Şunu mu alsak? Olur. O da olur. Şu da olur. Hı? Şu da olur. O da olur. Şunlar da olur. Karar veremedik. Şöyle alalım ya. Aktivex. Evet. Bildiğimiz şey. Onun fiyatı da 30 lira 75 kuruş. Su alacağız. Şöyle altılı alsak daha iyi. Ama fiyatı yazmıyor maalesef. Ama tanesinin fiyatı var. Tekli. 6 lira. Ha, bu altılısının fiyatı mı acaba? Evet. Ha, okey o zaman. Yani şey, tanesi 6 lira. Ha, tanesi 6 lira, evet. Yani bir tanesi 6 lira. Biz böyle altılı alacağız. Şöyle bir tane alalım. Evet. Şöyle bir tane. Bir tane daha alacağım ama. İki tane de su aldık. Şu aşağıya bıraktım. Olmadı. Demek ki buraya denk gelmiyor. Şöyle bıraktık. Tamam. Orada market arabalarının altına tam denk gelecek şekilde yapmışlar. Ben öyle olduğunu tahmin ettim. Şöyle toz şeker buldum. Küçük paket alacağım. 25 lira. Fiyatı burada göremedim ama şuradan 25 lira, 25. 5 kilosu 123 ise bu da 25 TL civarı yapıyor o zaman. Evet. Şöyle bunu da bıraktık. Bu arada yeni rakı 335 TL. Çok astronomik bir sayıya gelmiş artık fiyatlar. Şöyle yumurta aldık. Büyük paket. Bu da 52 TL'ymiş. Şöyle bakalım. Sıvı yağ bölümüne geldim. Burada Carrefour'un kendi markası. 1 litrelik 35 TL. Yudum var. 56 TL. Carrefour alalım şöyle. Şöyle meyveli puding alacağım. Bunun dörtlü fiyatı 21 TL'ymiş. Şöyle alalım. Şöyle bir de tereyağı alacağım. Pınar'ın 400 gram. 95 TL'ymiş. Şunu alalım. Et bölümüne geldim. Burada mesela dana kıyma. Kilosu 117 ama kart... 139'muş da 117'ye düşmüş. Yok ama kart olanlara 117. Öyle mi? Tabii, kartın olmazsa 140 TL fiyatı. Başka mesela şurada pirzola var. Galiba yok, bu antrikot. Antrikotun fiyatı 259. Pirzola 289. Dana rosto 179. Evet, kuzu kuşbaşı. O da 174 TL'ymiş. Tavuklara bakalım. Tavukların fiyatı kilosuna göre tartmışlar. Üzerinde yazıyor. Mesela ne var? Burada bakalım. Kanat var. Bu yaklaşık 1 kilo 62 TL diye görüyorum. Yanındaki de yine yaklaşık 1 kilo, o da 64 TL. Daha sonra burada tavuk göğsü var. Onun da yine birer kiloluk paketlerde kilosu hemen hemen 100 TL arkadaşlar, 100 TL civarında. Şu anda listemde yok ama yine de fiyatını göstermek için şöyle çekeyim. Domatesin kilosu böyle. Salatalık da buradaymış, 12.90. Biber'e bakalım, Charleston. Onun fiyatı da 15.75. Ve son olarak şurada mesela patlıcan var, 13.90. Evet, limon şöyle yaklaşık 1 kilo gelir herhalde, 1 kilo aldım birkaç tane. Onun da fiyatı 28.90 ama indirimli alırsanız kartla beraber 16.90'a geliyormuş. Son olarak da Magnum bademli. Onların da fiyatı 16 TL'ymiş. Bir tane ondan alalım. Bir tane şöyle Antep fıstıklı alalım. Daha sonra bir tane şöyle kırmızı alalım. Kornet'in de fiyatı sanıyorum yine 15-14 TL civarında.
işte. Sen gel. Aldın mı? Bir tane de şunu alayım. Şu kornete. Bir bakayım. Ha şunu da ışığı al, şeye, evine hı? Alayım. Şunu. Okay. Evet. Dondurmamızı da aldık. Şimdi kasaya geçebiliriz. Az önce çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kıyma da aldık. 1 kilo. Fiyatı yaklaşık 140-143 TL tutmuş. Burada görünüyor. Bir de tavuk aldık. Şöyle 2 parça but. Çok fazla değil. O da 600 grammış. Onun da fiyatı 31 TL 43 kuruşmuş. Alışverişimiz bitti arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Eşyaları yerleştirdim. Şimdi sakin bir şekilde size ne kadar tuttuğunu göstereceğim. Bakalım alışveriş ne kadar tutmuş. Evet, alışverişi yaptığım tarih 9. ayın 3'ü 2022. Burada görüyorsunuz. Evet, aldığımız şeyler sırasıyla buradan bakabilirsiniz. Tekrar şöyle göstereyim. Tam liste halinde. Şöyle yavaşça. Evet, toplam bakalım ne kadar tutmuş. Evet, toplam alışveriş 918 TL 97 kuruş tutmuş arkadaşlar. Aldığımız eşyalar. Dediğim gibi ihtiyacım olan şeyleri aldım. Karışık bir alışveriş oldu. Umarım sizlere bir fikir verebilir. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.